Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 31 Mayıs Pazar Berlin Hoppergarten Almanya yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz çalışmalar şey oldu. Bir de oranlar hiç yoktu. Akşamdan hazırlamak istedim ama oranlar yeni yeni gelmeye başladı. Ve maalesef 9. koşunun oranı da henüz inmedi. Ben en azından tahminlerimi sunayım. İlerleyen dakikalarda eğer bu oranlar gelirse hemen ben de sizlere sadece 9. koşunun oranını aktaracağım arkadaşlar. 9 koşulu bir program var. Almanya Berlin'de birinci koşu saat 15'ten itibaren birinci altılı ganyanımız başlıyor. Ben hemen hiç sözü fazla uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Programın açılışını yapayım. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre çim yarışında 2 ve 7 nolu safkanların ekür olduğu bir yarış. 2 nolu safkan 1 bölü 2 yani 0,5 gibi yüksek bir orana sahip. 1 nolu safkan 8 lira. 7 nolu safkan 8 lira, 8 nolu safkan 9 lira, 6 nolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada tuttuğum safkan ekür avantajıyla koşacak olan zaten çok çok direkt olan bir safkan olan 2 nolu Orion Dream, bir Lord of England tayı yani iyi bir kanatına sahip Andres Starke gibi üst düzey bir jokeye sahip olan bu safkan. Ben de günün bankosu olarak sizlere tek olarak öneriyorum en azından açılışı. Bir bankoyla geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü zaten rakipler arasında ekürüsü de gözüküyor. O yüzden bence en azından iki yarış görme avantajı da var. Bu safkanı tek olarak yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında 9 safkan da burada kayıtlı. 1 ve 5 nolu safkanlarda ekürü. 2 nolu safkan 2,5 lira. 5 nolu safkan 3 lira. 8 nolu safkan 7,5 lira. 1 nolu safkan 8 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 4 nolu safkan 14 lira, 7 nolu safkan 16 lira, 9 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar öncelikle bir ekür avantajıyla koşacak olan 5 nolu Zaro. Bir Master Craftsman dayı Barzan Murzabay ile sert alacak olan bu safkanda görmüş olduğu yarışta güzel bir dördüncü var. Bugün artan nefesiyle ben ön planda tutuyorum bu safkanı. Daha sonra 8 nolu Girard. Bir Ravan Pass temsilcisi yine iyi bir kanatlara sahip. Türkiye'de de bu Ravan Pass tayları da koştu yani bayağı başarılı oldu. Çim pistleri çok seven bir orijin. Bence bu safkanda kuponları muhakkak kuponlara yazacağız. Daha sonra iki nolu Tres Passet. Rain Peach Gulick ile start alacak olan bu safkanda görmüş olduğu güzel yarıştan sonra bence nefes yönden yine etkili olması beklenen bir isim. Ve son hafta 3 nolu Northern Hollow. Bir Soldier Hollow gibi yine iyi bir orijine sahip. Martin Sewell ile start alacak olan bu safkanda kuponlara yazılması gereken isim olarak geçiyorum. 5, 8, 2, 3 benim burada ayrım yapmadan kuponlara yazılmasını önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim yarışında 12 safkan var burada da 5, 6 ve 7 nolu safkanlar ekürü. 10 nolu ve 12 nolu safkanlar da ekürü. Ama burada çıkan atlar var. İki tane 1 ve 7 nolu safkanlar yarıştan çıkmış. Şöyle bir şey de söyleyeyim size arkadaşlar. En azından beşli ganyan için bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü altılı ganyanlarda bazen belli olmuyor. Oranlar birbirine yakın olunca. Diyelim ki burada favori zaten şu anda gördüğünüz gibi 5 nolu safkan favori çıkıyor. 6 nolu safkan şu anda 3. sırada. Ama şimdi burada herkesin 6'yı yüklenirse hani AGF'de çıkma ihtimali de çıkabilir son anda. Çünkü şu anda fazla bir oyun oynanmışlığı yok. Yani son saatte belirleşiyor. Benim anlatmak istediğim diyelim ki bu 6 nolu safkan yine AGF'lerde 3. at kaldı. O zaman bu 6'yı yazsanız bile sadece 6'yı yazsanız hem 6 geçerli hem de AGF kazanırsa geçerli arkadaşlar. Bunu da haberinizde olsun. Gelelim yorumlarıma gelince. Şimdi ben burada AGF'nin ne zaman ne olacağı belli olmadığı için en azından ben yorumumu yapayım. Sizler de ona göre değerlendirme yaparsınız. Burada 5 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 3,30, 4 nolu safkan 4,5 lira, 11 nolu safkan 7 lira, 8 nolu safkan 9 lira, 10 nolu safkan 12 lira, 2 nolu safkan 14 lira, 3 nolu safkan 16 lira gibi bir orana sahip. Burada benim tahminlerimde 6 nolu Izaura. Bir Pastörist temsilcisi Philip Minaret'le start alacak olan bu safkan. Bu yıl koşmuş olduğu tek yarışı kazanan formda bir isim. Bence yine en şanslı isim halinde bu 6 nolu safkan bende. Daha sonra ekür avantajıyla koşacak olan 10 nolu Surreal Warrior. Bir Data Link temsilcisi iyi bir kanatına sahip Sibel Vogt'le start alacak olan bu safkanda. Son üçüncülüğünden sonra burada muhakkak yazılması gereken isim. Daha sonra 2 nolu Poldis Librik bir Tai Chi temsilcisi Martin Seid ile start alacak olan bu safkanda 16 gün önce koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikinciliğe sahip. Daha sonra 4 nolu Moon Power Andre Best ile start alacak olan bu safkanda istikrarlı durumuyla iyi formuyla kuponlarda muhakkak yerini almalı ve son olarak da
8 nolu Matmazel bir Arion temsilcisi, iyi bir kanatlarına sahip Michael Kedadoğlu'yla start alacak olan Mustafa Kanda iyi nefesiyle, bence bugün artan nefesiyle daha iyi koşmasını beklediğim bir isim. 6, 10, 2, 4 ve 8 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Ama tabii burada bir 5 nolu safkan favori var. Ben gerçi bu 5'i yazdım bile ama demek ki yazmamışız. Bu 5 nolu safkanı da muhakkak kuponlara alalım arkadaşlar. Kusura bakmayın, ben burada 5'i yan tarafa kaydırmışım. 5 nolu Plansman. Bu da zaten iyi bir orucu. Prince Gibraltar gibi iyi bir orucunu sahip. Zaten bir yarış koşmuş, kazanmış bir isim arkadaşlar. Bu üçüncü koşuda 5 nolu safkanı da muhakkak yazana ben bakmayın yazmışım ama notu öbür tarafa kaydırmışım herhalde. Ondan fark edemedim. Ama dediğim gibi AGF 5 olursa da yani sadece 6'yı yazsak bile geçerli olur yani, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Günün dördüncü kursuna geldiğimizde bir grup yarışı açık. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışında 8 safkan da burada kayıtlı arkadaşlar. 1010 safkan 3 lira, 810 safkan 3.30, 410 safkan 3.30, 710 safkan 7 lira, 210 safkan 11 lira, 510 safkan 12 lira, 610 safkan 14 lira ve 310 safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar öncelikli olarak 1'in oldu Flamingo Girl. Bir Soldier Hollow temsilcisi Andre Starka gibi yine çok iyi bir jockey sahibi olan bu safkan. Ben burada ilk tercih ettiğim safkan arkadaşlar. Bu safkanı bence en ciddi rakip olarak da 4 nolu Ocean Fantasy gelir. Michael Kedadu ile. 1 ve 4 normal kuponlar için bence yeterli arkadaşlar. Yani bu iki safkanın mücadelesini bekliyorum ben. Ama geniş hat yazmak isterseniz de grup yarışları, çünkü bazen böyle ters yarışlar da olabiliyor. O zaman kimleri yazabiliriz? 8 nolu Zamrud. Bir Samum temsilcisi, iyi bir kanatlarına sahip. Güzel performansı var. Daha sonra 6 nolu Snow. Yine bir Sildomon temsilcisi, iyi bir orijin. Ve son olarak da 7 nolu Virginia Joe. Bir Solcu Halloween bir diğer temsilcisi. Minaret'te yine gelmesi beklenen bir diğer şanslı isim. Ama dediğim gibi 1-4 bende bayağı bir öncelikle yazılması gereken isimler. Geniş hat yazmak isteyenler için de 8-6 ve 7 nolu safkanları tercih edebilirler. Günün 5. kursuna geldiğimizde şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim yarışında burada da 7 safkan mücadelesi bizi bekliyor. 4 nolu safkan 2 lira. 2 nolu safkan 2 lira, 1 nolu safkan 4 lira, 7 nolu safkan 6,5 lira, 6 nolu safkan da 33 lira gibi orana sahip. Burada da gördüğünüz gibi 4 safkan baya birbirine yakın. Ben de burada öncelikle bir 4 nolu Blue Dream Philip Minaret'le bir yarış koşup kazanan bir safkan. Daha sonra 1 nolu Kelan, Andre Beste start alacak olan bir safkan da son yarışını kazanmış formda bir isim ve son olarak da 2 nolu Abu Hazem. Bir ifraş temsilcisi, ilk kez koşacak olmasına rağmen Barzan Murza Bey ile yine şanslı isimler arasında. 4-1-2 muhakkak kuponlarda ayrımsız bu 3 safkanı yazacağız arkadaşlar. Eğer bir hatta yazabilirseniz zaten geriye bir tek 7 nolu Koyulan da kalıyor. Ama orijin de çok iyi. Holy Roman Empire gibi güzel bir orijine sahip bu safkan. Geçenlerde zaten bayağı verildi bu safkan ama işlemedi. Bence bugün artan nefesiyle bugün farklı bir yarış koşabilir. Carlos Henrico ile. 4-1-2 öncelik, daha sonra 7 nolu safkanı da ihmal etmeyelim diye size öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. kursuna geldiğimizde handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim yarışında 7 ve 8 nolu safkanlar da ekürü burada. 5 nolu safkan 2,5 lira, 3 nolu safkan 2,5 lira, 8 nolu safkan 4,5 lira, 2 nolu safkan 5 lira, 4 nolu safkan 12 lira ve 6 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben burada en azından mesafe uzun, bir de rakiplerin oranına ciddi bir kilo farkına düşen, yani 5 kilo deyip geçmeyin arkadaşlar. İngilizlerde bu 5 kilo baya bir fark ediyor. Ben bu son göstermiş olduğu güzel ikinciliğinden sonra 8 nolu Loana'yı ekürü avantajıyla ben bu safkanı bugün tek olarak öneriyorum arkadaşlar. En azından bir kompalizist temsilcisi, iyi bir kanatı da var. Philip Minaret'le ben kazanmasını bekliyorum ve size banko olarak öneriyorum arkadaşlar 8 nolu Loana'yı. Günün 7. kursuna geldiğimizde handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim yarışında burada da 10 safkan var. 2 ve 6 nolu safkanlar da ekürü. 3 nolu safkan 2 lira, 6 nolu safkan 5 lira, 4 nolu safkan 6 lira, 10 nolu safkan 9 lira, 5 nolu safkan 10 lira, 9 nolu safkan 12 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 14 lira, 2 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada biraz zorlu bir ayak olduğu için biraz fazla at yazmakta fayda var arkadaşlar. Ben öncelikli olarak yine bir ekürü avantajıyla koşacak bir Casamento tayı olan 6 nolu Kiss the Wind'i sizlere ilk safkan olarak öneriyorum. Bu safkan zaten görmüş olduğu yarışta güzel bir lideri kazandı. Sibyl Vogt'la start alacak olan bu safkan bende ilk şanslı isim. Daha sonra 9 nolu Godenberg. Yine bir kompalizist temsilcisi Michael Kedadoğlu'la start alacak olan bu safkan da
En azından bir yarış gördü. Nefes yönden bu sefer daha iyi durumda. Yine iyi yaz, iyi koşmasını bekledim. İyi yerlerde bitirmesini bekledim bir isim. Daha sonra Yedinoğlu, Watchman, yine bir Kompalisis'in, bir diğer temsilcisi Martin Seyit ile start alacak olan Safkan da en azından yarış görmüş. Bu sefer yine dediğim gibi nefes yönden daha iyi duruma gelen bu Safkan da iddialı isimler arasında. Ve son hafta 3 nolu Numerian. Bir Arion temsilcisi. Almanya'da bu Arionlar zaten çok iş yapıyor. Andre Starker gibi üst düzey bir jockey sahip. Şu anda yurt dışında ve Türkiye'de de favori konumunda olan bir isim. Son 2 tane yarışını, gerçi son 3 yarışını ikinciliklerle tamamlayan istikrarlı bir Safkan. Kuponları da yazacağız arkadaşlar. 6, 9, 7, 3 benim burada öncelikli olarak kuponlara yazılmasını önerdiğim isimler. Daha sonra yazması gereken isimler de 10 nolu Love Fitting. Yine bir kompalizist temsilcisi burada bayağı var. Son olarak da 4 nolu Windfunk'ı yazmalarını öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında burada da 4 ve 5 nolu safkanlar da ekürü. 5 nolu safkan 1.4, 3 nolu safkan 1.6, 4 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 16 lira, 7 nolu safkan 18 lira, 8 nolu safkan da 40 lira gibi orana sahip. Ben burada da sizlere eğer riske girmek isterseniz bir alternatif bankom olan bir authorized temsilcisi çok iyi bir kanat tırama. Zaten bu aygılı Türkiye'de şu anda aygılık yapmaya başladı. 5 nolu All My Love. Ekürü avantajına sahip ekürüsü de bugün çok şanslı. Andre Best'le normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Eğer küçük ve risk sevenler için bence ideal bir banko adayı arkadaşlar. Yani bugün kazanması için hiçbir neden yok. Ama diyelim ki bu safkanı yazamazsanız da o zaman bence tek rakip 3 nolu Valencia'yı da yazarsanız bir Maxios temsilcisi. O zaman bu ayağı kapatmış gibi olursunuz arkadaşlar. Zaten diğer şanslı atta 4 nolu ekürüsü çünkü 5'in ekürüsü. Yani 5 nolu safkan bende alternatif banko küçük ve risk sevenler için. At yazmak isteyenler de tek rakip olarak gördüğüm 3 nolu safkanı yazabilirsiniz arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde son koşusunda handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında 10 safkan burada da kayıtlı arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar şu ana kadar bu oran düşmedi. Ben de en azından tahminlerimi sunayım. Eğer ilerleyen yakın saatlerde olursa en azından bu oranları da ben sizinle paylaşırım. Açıklamalar bölümüne yazarım arkadaşlar. Benim burada öncelikle önerdiğim safkanlar 8 nolu Alinji First. Bir Kamsin temsilcisi iyi bir safkan. Joseph Boyko'la start açıklama safkanda güzel bir dördüncülüğünden sonra burada bence şanslı isimler arasında. Daha sonra 6 nolu Goldie Doll. Bir Tartulion temsilcisi Martin Seyit'le start açıklama safkanda son yarışı kazanmış formda bir isim. 5 nolu Star Zehin. Bir Mamol temsilcisi Bauryan Murzabey gibi iyi jockey sahip. Son güzel üçüncülüğünden sonra burada da şanslı isimler arasında. Ve son altta 2 nolu Bad Dog. Pastoralı Pursuit temsilcisi olan bu safkanda Clement Lecaure'le start alıp bugün de şanslı isimler arasında girmesini beklediğim bir diğer isim olacak. 8-6-5-2 benim burada size önereceğim safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar Amerika yarışlarında görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyle. Hoşçakalın.